Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgenlerde eşlik ve benzerlik 5 testini çözeceğiz birlikte. Birinci sorudan başlayalım. Şekilde EFBC'ye paralel FGC, D'ye paralel AE 2EB'ye eşitmiş. Bu durumda hemen EB'ye x dersek AE 2x olacaktır. Şekil üzerinde gösterelim. FG 8 cm ise CD kaç cm'dir diye soruyor soru. Şimdi burada ilk önce AEF ve ABC üçgenlerinden yola çıkarak, bu benzerlikten yola çıkarak şu AE'nin EB'ye oranının AF'nin FC'ye oranına eşit olduğunu yazabiliriz arkadaşlar. AE'nin EB'ye oranı AF'nin FC'ye oranına eşittir. Ki bu oranda 2 bölü 1 gördüğünüz gibi, o zaman burada da aynı oran vardır. Yani 2A'ya A yazabiliriz buraya. Daha sonra bu kez AFG üçgeni ile benzer olan ACD üçgenine bakacağız. Ve bu benzerlikten yola çıkarak diyeceğiz ki AF'nin AC'ye oranı eşittir FG'nin CD'ye oranına. CD'ye de B diyelim. AF'ye 2A dedik. AC 3A. FG 8 ve CD X ise A'lar birbirini götürür ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir 3 çarpı 8, yani 2x 24. Buradan da iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x 12 cm çıkar. Geldik ikinci sorumuza. İkinci soruda şekilde ABC üçgeni ve DEB üçgeninin birbirine benzer olduğunu söylüyor soru. DBC açısını 36 derece, DBA açısını 16 derece vermiş. BAC açısını soruyor bize. BAC açısı şu açı. Şimdi bu benzerliğe bakarak dedik ki bu açı ABC üçgeninin A açısıyla DEB üçgeninin D açısı birbirine eşit olmalı arkadaşlar. O zaman yazalım. M BAC eşit olmalı M EDB. Bu eşitliği şekil üzerinde gösterelim. Şuraya noktalı bir açı yapalım. O zaman bu üçgenin bu açısı da aynı olacaktır diyebiliriz. İkinci açılar, yani B açısı, ABC üçgeninin B açısıyla, yani ABC açısıyla ikinci üçgenin, yani DEB üçgeninin E açısı, DEB açısı birbirine eşit olmalı. ABC üçgeninde B açısını görüyoruz. Kaç? 36 artı 16'dan 52. O zaman demek ki DEB açısı da 52 derece olmalı. Yazalım hemen. DEB üçgeni, DEB açısı. Yani burası da nedir? 52 derecedir. Bunu da yazdıktan sonra artık biz D açısını bulabiliriz. Zaten D açısı da A açısına eşit, biliyorsunuz. Bu yüzden buna alfa diyelim. Bu da alfa olur. Bize alfayı soruyor. DEB üçgeninde iç açıları toplayıp 180'e eşitlersek 36 artı 52 artı alfa 180 olmalı. Buradan 88 artı alfa 180 çıkar ve buradan da alfa 92 derece gelir. Evet, geldik 3. sorumuza. 3. soruda BA AC'ye dik verilmiş, DE BC'ye dik verilmiş. AB 12 cm, DE 3 cm, EC 4 cm ise x kaç cm'dir diye soruyor. AD'yi soruyor bize. Hemen şuradaki DEC üçgenine baktığımızda, bu bir dik üçgen, hatta iki dik kenarı da 3 ve 4 verildiği için bunun bir özel üçgen olduğunu hemen görmemiz lazım. 3 4 5 üçgenidir DEC üçgeni arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni olduğu için direkt DC'nin ne olduğunu söyleyebiliriz? Biz 5 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra iki tane iç içe dik üçgenlerimiz var. Buraya biz alfa dersek, burası da beta olursa alfa artı betanın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Büyük üçgene baktığımızda 90 var, alfa var. Üçüncü açıya yine beta kalacaktır. Dolayısıyla açı 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 benzerliğinden bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. A, C, B üçgeni ile E, C, D üçgeni benzer üçgenlerdir. Bu benzerliğe göre oranlarımızı yazarsak eğer, A, C'nin E, C'ye oranı eşit olmalı. C, B'nin
de AB'yi kullanalım. Çünkü AB verilmiş bize. AB'nin ED'ye oranına. AC x artı 5 gördüğünüz gibi. EC 4. AB 12. ED 3. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsak, hatta 12 ile de 3'ü sadeleştirip öyle yapalım içler dışlar çarpımını. X artı 5 eşittir 16 gelir ve buradan 5'i karşıya attığımızda x 11 santimetre bulunur arkadaşlar. Geldik 4. sorumuza. 4. soruda ABD açısıyla ACB açısı birbirine eşit verilmiş. DC 4 santim, AD 6 santim, AB kaç santimetredir diye soruyor bize. Şimdi burada yine 2 tane üçgen, hatta 3 tane üçgen var ama biz 2 tane benzer üçgen yakalamaya çalışıyoruz. Bakıyorum şu açılar birbirine eşit. A açısında biz ortak açı olarak kabul edebiliriz. Hangi üçgenin üçgenler için konuşuyorum ben? ABD üçgeni ve ABC üçgeni için konuşuyorum. Bu iki üçgenin A açıları ortak ve birer açıları da birbirine eşit. O zaman diğer açıları da ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine eşit olmak zorunda. Bakın bu açı noktalı açı ve bu açı. O zaman büyük üçgene baktığımda bu açı var, noktalı açı var. O zaman diğer açının bu şekilde olması gerekiyor. O zaman benzerliğimizi yazarsak ABD üçgeni ile benzer olan üçgen ACB üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre oranlarımızı yazarsak AD bölü AB eşit olmalı AB bölü AC'ye. Sonra AD'yi yazıyorum. AD 6. AB'yi bilmiyoruz. AB'ye X diyelim. Bize sorduğu şey de X zaten. X bölü AC de şekil üzerinde görüyoruz. 10. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda X kare 60 gelir arkadaşlar. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda X kök 60 olur. Kök 60 da dışarı çıktığında 2 kök 15 sonucuna ulaşırız. Geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda BAC açısıyla AEB açısı birbirine eşit verilmiş. BC 8 cm, DE 6 cm, AC ve AD uzunlukları birbirine eşit verilmiş. AC ve AD uzunlukları birbirine eşit. Buna göre diyor bu uzunluklar nedir? AC ve AD kaçar santimetredir diye soruyor. Şimdi burada da benzer üçgen yakalamaya çalışıyorum. Bakın şu açı ve şu açı birbirine eşit verilmiş. Ve bunun bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum ben. Bu ikizkenar üçgende o zaman bu açılar da şöyle yapalım. Bu açılar da birbirine eşittir. Bu açılar birbirine eşit olduğu için ve toplam doğru açı oluşacağı için şuraya kalan açılar da ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Dolayısıyla aslında ABC üçgeni ve ADE üçgeninin ikişer açıları eşit oldu bakın. Bu açılar ve bu açılar. O zaman üçüncü açı da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Onu da şöyle yapalım. Bu durumda açı 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 benzerliğinden dolayı bu üçgenler benzerdir diyebiliriz. Şu uzunlukları da x diyelim çünkü bilmiyoruz, onu soruyor bize. Ve daha sonra benzerliğimizi yazalım. ABC üçgeni ile EAD üçgeni benzerdir. Ve bu benzerliğe göre noktalı açının yani şöyle BC'nin AD'ye oranı eşit olmalı. AC'nin ED'ye oranına. BC 8 verilmiş. AD X. AC yine X. Ve ED 6. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan X kare 48 olur arkadaşlar. X kare 48 ise her iki tarafın kare kökünü aldığımda X kök 48 olur. Kök 48 de dışarı 4 kök 3 olarak çıkar. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda şekilde BAE açısı BDE açısına eşittir verilmiş. AFFC'ye eşit ve ikisi de 3'er santim. DGGC'ye eşit 4'er santim. BF 6 santim verilmiş. GE kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada bakın BF indiği kenarı ikiye bölmüş. Demek ki BF bir kenar ortay. ABC üçgeni için konuşursak. CDE üçgeninde de EG bakın indiği kenarı ikiye bölmüş. Dolayısıyla bu da bir kenar ortaydır. O zaman şunu söyleyebiliriz demiştik biz. İki tane benzer üçgen varsa bu benzer üçgenlerde eşit olan açılardan inen
kenar ortayların oranları da benzerlik oranına eşit olması gerekiyor. Peki bu üçgenler benzer mi? Buna bakalım. Şimdi şu açılar birbirine eşit verilmiş. Şunlar da zaten ters açılardan dolayı nedir? Birbirine eşittir. O zaman üçüncü açı da haliyle ne? Onlar da ne yapacak? Birbirine eşit olmuş olacak. Dolayısıyla bakın eşit açıdan inen kenar ortaylar var. Hı, o zaman demek ki biz benzerlik oranını yazarsak aynı zamanda bu neyi verecek bana? Kenar ortayların birbirine oranını da verecek. Benzer üçgenleri yazalım. ABC üçgeni ile benzer üçgen DEC üçgenidir. Ve benzerlik oranını da yazarsak AC verilmiş çünkü bana. AC'nin DC'ye oranı bakın. Bana benzerlik oranını verecek. Ve bu benzerlik oranı neye eşit olmalı? Bu üçgendeki bakın aynı açıya ait kenar ortayların birbirine oranına eşit olmalı. BF'nin yani GE'ye eşit olması gerekiyor. Ve bu eşitliğe bakarak da yazarsak değerlerimizi AC 6, DC 8, BF 6, GE'yi soruyor bize zaten. Buradan da zaten GE'nin direkt ne olduğunu görebiliyoruz hepimiz. 8 olduğunu görebiliyoruz. Geldik 7. sorumuza. 7. soruda şekilde DCAB'ye paralel verilmiş. AB 16 santimetre, DC 9 santimetre, AC 12 santimetre ve BC 8 santimetre ise ADX kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada şu paralelliği nasıl kullanacağız? Şöyle kullanacağız. Biz şu açıya şöyle dersek Z kuralı yaptığımızda paralellikte yapabiliriz bunu. Şurası da ne olacak? Aynı açı olacak. Daha sonra iki tane üçgen var. Birer kenarları ortak olan. Birer açıları da birbirine eşit. Benzerlik var mıdır acaba diye düşündüğümüzde bu benzerliği nasıl kontrol ederiz? Kenar açı kenardan kontrol ederiz. Yani bir tane açı var. Hemen yanındaki kenarları birbirine oranlayıp eğer bu oranlar birbirine eşitse bu iki üçgenin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Oranlayalım. Bakın şimdi bu üçgende kısa kenar 9. Bu açının yanındaki kenarlara bakıyorum. 1, 9, 1, 12. Kısa kenar 9. O zaman 9'un diğer üçgende aynı şeyi yapıyorum. Aynı açının yanında 12 ve 16 var. Yani kısa olan 12. 9'u 12'ye oranlıyorum. Yine büyük şu üçgene baktığımda büyük kenar 12. 12'nin diğer üçgendeki büyük kenar 16. Birbirine eşit mi bu oran? Bunu kontrol ediyorum. Şimdi 9 ve 12'yi 3 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 4'ü elde ederim. 12 ve 16'yı da 4 ile sadeleştirdiğimde yine 3 bölü 4'ü elde ederim. Demek ki bu iki üçgen neymiş? Benzermiş. Buna nasıl bu sonuca vardık? Kenar açı kenardan vardık. O zaman demek ki şu açıyla da bu üçgende kısa kenarın karşısındaki açı diğer üçgendeki kısa kenar yani 12'nin karşısındaki açıya eşit olmalı. Ve son olarak bu açılar da nedir? Yine birbirine eşittir. O zaman benzerliğimizi yazarsak ACD üçgeni ile benzer olan üçgenimiz BAC üçgenidir arkadaşlar. Bu benzerliğe göre benzerlik oranını yazarsak AC'nin BA'ya oranı eşit olmalı. DA'nın ya da AD'nin BC'ye oranına. AC neymiş? 12. BA neymiş? 16. Eşittir. AD'yi bilmiyoruz. X. BC de 8 verilmiş. 16 ve 8'i sadeleştirelim şu şekilde. 12 ile de 2 zaten sadeleşir. 2 ile. Ve ne olur zaten? X'i 6 santimetre bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Şekilde AB 12'ye eşitmiş. ED 4 santimetre, DC 6 santimetre, AC 8 santimetre, BE EC'ye eşit. ABC açısı 50 derecelik bir açı, ACD açısı 13 derecelik ise BAC kaç derecedir diye soruyor. Şimdi burada da yine bir benzerlik arıyoruz. Peki bu benzerliği nasıl arayabiliriz? Bakıyorum iki tane kenarları verilmiş. Hatta üç kenarlarına da aslında verilmiş bilgi. Bakın ben buna A dersem bu da A olur değil mi? O zaman ne yapıyorduk? Üç tane kenarda verildiyse hepsinde
A da olsa işin içinde oranlama şansımız var. Küçük üçgenden başlayalım. Küçük üçgende 4, 6, A diye sıralarsak, büyük üçgende de bakın 8 var, 12 var ve 2A var. Gördüğünüz gibi iki katı. Demek ki bu iki üçgen kenar 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 benzerliğine göre benzer üçgenlerdir diyebiliriz arkadaşlar. Peki bu benzerliği nasıl yazarız? Şöyle yazarız. Şimdi buradaki şöyle diyelim. EDC üçgeni ile benzer olan üçgen CAB üçgenidir ve bu benzerliğe göre hangi açılar birbirine eşit olmalı? Buradaki E açısı ile buradaki C açısı eşit olmalı. Yani DEC açısıyla BCA açısının birbirine eşit olması lazım. Verilmiş mi bu bilgiler bize? DEC açısını biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Peki BCA açısını biliyor muyuz? Kısmen biliyoruz. Şuraya x diyelim. X artı 13 demek. Peki bu x'e ulaşabilir miyiz? Yani EDC üçgenindeki C açısı bu. O zaman C açısıyla hangi açı eşit olmalı? B açısı. ECD açısıyla büyük üçgende CBA açısı birbirine eşit olmalı. Peki CBA açısı verilmiş mi? Evet, verilmiş. Demek ki 50 derece. Ha, o zaman demek ki x aslında neymiş? 50'ymiş. X yerine 50 yazdığımızda buradan da ne gelir? 63 derecelik bir açı gelir. Yani DEC açısı 63 dereceymiş arkadaşlar. Burası da 63'müş. Bize neyi soruyor? BAC açısını soruyor. BAC açısı da zaten şuna eşittir, değil mi? Ya da şuradan ABC üçgeninde iç açıları toplayıp direkt BAC açısını bulabiliriz. Burada Y diyelim. ABC üçgeninde iç açıları topluyoruz. 50 artı 63, şurası 63 ve artı y eşittir 180 olmalı. Buradan 50 ile 63 toplarsak 113 gelir. Artı y 180 ve buradan y'yi 67 derece buluruz. Geldik 9. sorumuza. 9. soruda iki tane üçgenimiz var yine. BA'nın BE'ye dik olduğu verilmiş. AC'nin CD'ye dik olduğu verilmiş. BC 8 santimetre, AC 10 santimetre, DC 7 santimetre ise ED kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada ABC üçgeni gördüğünüz gibi bir dik üçgen. Hipotenüsü 10, dik kenarı 8. Bu da bir öz üçgendir arkadaşlar. ABC üçgeni bir 6, 8, 10 üçgenidir. 3, 4, 5'in iki katı olan özel üçgenimiz. Bu durumda bu bilgiye dayanarak biz AB'nin direkt 6 olduğunu yazabiliriz. Bilmiyorsak özel üçgen olduğunu Pisagor yaparak da yine aynı sonuca ulaşabiliriz arkadaşlar. AB'yi 6 yazdıktan sonra hemen şuraya alfa diyerek, buraya da beta diyerek başlıyorum. Bu durumda alfa ve betanın toplamının 90 olduğunu söyleyebiliriz. Alfa ve beta 90 derece ise toplamı şu açı doğru açıdır arkadaşlar. Toplamı 180 olmalı. 90 ise burası, o zaman diğer iki açının toplamı 90 olmalı. Beta var, o zaman buraya alfa kalır. Daha sonra şimdi ben burada benzer üçgen arıyorum ama alfayı yakaladım, beta ve 90'ı göremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Hemen bir D'den bir dik iniyorum aşağı ki benzer üçgen yakalayabileyim. Yani şuraya bir beta diyebileyim. Şimdi bu durumda ne yapıyorum? Şuraya da F noktası diyelim. Aslında iki tane benzer üçgen yakalamış oluyorum. Hangi üçgenler bunlar? A, B, C üçgeni ile benim oluşturduğum C, F, D üçgeni benzerdir. Bu benzerliğe göre de AC'nin CD'ye oranı eşit olmalı. AB'nin CF'ye oranına, hatta o da eşit olmalı. BC'nin FD'ye oranını arkadaşlar. Şimdi AC bölü CD'yi yazabiliriz. AC 10 verilmiş bize. CD de 5 verilmiş. 10 bölü 5 oranı var. AB 6, CF'yi bilmiyoruz. BC 8, FD'yi bilmiyoruz.
Şimdi bakıyorum 10 bölü 5 2. O zaman demek ki bunların da 2 olması lazım şu sonuçların. Bu durumda CF'nin 3 olacağını, hatta FD'nin de 4 olacağını söyleyebiliriz, değil mi? 6 bölü 3 2, 8 bölü 4 2 olması için. Yazıyorum bulduğum değerleri. CF 3, FD 4 bulduk. Burası da 4. Bunun tamamı 7 verilmiş soruda. Burası 3 ise buraya kalacak 4. O zaman hemen ne yapıyorum? DFE üçgeni yine bir dik üçgen, hatta ikizkenar dik üçgen, değil mi? DFE üçgeninde ikizkenar dik üçgen var. Aslında direkt 4, 4, 4 kök 2 diyebiliriz burada. 45, 90, 45 üçgenin özelliğini kullanarak. Ya da Pisagor yapalım isterseniz. İki tane dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 16 artı 16 x kare. Buradan 32 x kare çıkar. Ve x kare de her iki tarafın kökünü aldığımızda 4 kök 2 çıkar arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza. 10. soru şekilde ACED'ye paralel ACEC'ye dik. AB AC'ye eşit. AB AC'ye eşit. BC 16 santimetre. DC 9 santimetre. ED 6 santimetre. ABC üçgeninin çevresi kaç santimetredir diye soruyor. Şimdi burada paralellik verilmiş bir tane. Şimdi burası alfa ise şuna paralel olduğu için yöndeş açılardan burası alfa ise burası da alfa olur. Burada bir ikizkenar üçgen var. İki tane kenarı eşitse iki açısı da birbirine eşittir ve burası da alfa olur diyebiliriz. Peki daha sonra ne yaparız? Şuradan bir dik indiriyorum arkadaşlar. İkizkenar üçgende tepe açısından inen yükseklik indiği kenarı iki eş parçaya böler. Bu ikizkenar üçgene ait bir özellik arkadaşlar. Yüksekliklerin normalde böyle bir görev yok biliyorsunuz ama ikizkenar üçgen olduğu için ve tepe açısından indiği için bu yükseklik indiği kenarı yani 16'yı iki eş parçaya böler. Alfa ve beta'nın 90 derece olduğunu söyleyelim. Şu üçgende beta diyelim şuraya. Dolayısıyla burası da beta olur zaten. Alfa artı beta 90'dır. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağız? Buraya dönüyorum. Şurası bir doğru açıdır arkadaşlar. 180 derece olması gerekiyor. Burası alfa, burası 90'sa buraya da ne kalmak zorunda? Beta kalmak zorunda. Şu ikisinin toplamı 90 olmalı ki 90 da toplandığında 180 olabilsin. Sonra bakıyorum ECD üçgenine. Ne dedik? Alfa ve beta'nın toplamı 90'dır dedik. Alfa var, beta var, 90. O zaman üçüncü açıya ne kalacak? 90 derecelik bir açı kalacak, değil mi? Peki, şimdi artık ne yapabiliriz? Özel üçgenlerden gidebiliriz. Hangi iki özel üçgeni kullanıyorum ben? Şuraya da x diyelim. Bulmamız gereken şey x. Burası da x zaten. ABC üçgeninde x'i bulursak çevreyi de bulabiliriz. Şuraya da h diyelim şu noktaya, yüksekliğin indiği noktaya. AHC üçgeni ile hangi üçgen benzer? CED üçgeni benzerdir. Ve bu benzerliğe göre de HC'nin ED'ye oranı eşittir AC'nin CD'ye oranı arkadaşlar. HC 8, ED 6, AC x ve CD 9. 8 ve 6'yı 2 ile sadeleştiriyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x eşittir 36 geliyor ve x'i ne buluyoruz? 12 buluyoruz. X'i 12 bulduktan sonra artık ABC üçgeninin çevresini bulabiliriz. X 12 ise çevreyi nasıl buluruz? Tüm kenarları toplayarak. Yani 12 artı 12 artı 16. 24 artı 16. Buradan da üçgenimizin çevresi 40 santimetre bulunur. Ve geldik son sorumuza, 11. soruya. Şekilde BDC açısı BEC açısına eşit. AD 6 santimetre, AE 4 santimetre, EC 11 santimetre ise DB yani X kaç santimetredir diye soruyor bize. Şimdi burada da nasıl gidebiliriz? Şu açılar zaten ters açılar. Bu açıların ters açı olduğundan dolayı birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Şu üçgenlere baktığımızda iki tane açıları ortak. O zaman üçüncü açılarda ne olmuş oluyor? Ortak olmuş oluyor. Sonrasında ABE üçgeni ve ADC üçgenine baktığımızda
Bakın şu açının diğer kalan kısmı ne olacak zaten? Şöyle şöyle yaparsak bu da aynı şekilde olur. Ve bu A açısı da zaten ortak açı diyebiliriz. Yani şunu yazabiliriz arkadaşlar. A, B, E üçgeni ile yine A, C, D üçgeninin benzer olduğunu yazabiliriz. Açı benzerliğinden dolayı. A, B, E üçgeni benzerdir A, C, D üçgenine. Ve bu benzerliğe göre de oranlayalım hemen. A, E'nin A, D'ye oranı eşittir A, B'nin A, C'ye oranına. O zaman A, E ne verilmiş? 4. A, D 6. A, B 6 artı x ve A, C 15. 4 ve 6'yı 2 ile sadeleştirdiğimizde ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 çarpı 6 artı x eşittir 2 çarpı 15 gelir. Ve buradan da 3'ü içeri dağıttığımızda 18 artı 3x eşittir 30 olur. 3x 18'i karşıya attık. 12 olur. Ve x de 4 bulunur. Evet, bu testin de sonuna geldik. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.